öyle sırlar var ki arar durursun ömrüm boyunca. Gösterdiğin çaba ve liyakate göre bulduğunu zannedersin. Ne zaman ki vazgeçersin, dalarsın dünya işlerine. İşte o vakit sana gelir. O tüm aradığın sırlar bir bir peşi sıra. İnsanlar buna mucize derler. Sen ise saklarsın yüreğinde. Ne aradığını bilene bir çiçeğin akşam vakti örtünü sabah güneşiyle yapraklarını olabildiğince açması bile yeter. Sanki gölgen vazgeçmiştir peşinde olmaktan. Güneş olması gereken en yüksek yerdedir. Sırrın sır olmadığını anladığın vakit, işte olman gereken en iyi vaziyettesindir. Huri Cihan'ın ateşi vardı akşam. Ben de yanımda uyumasını istedim. Neyse ki şimdi iyi. Ne? Sen ne vakit geldin? Duymadım. Neredeydin? İbrahim. Merak ettim sadece, o yüzden. Eyüp Sultan'daki mezarlığa gittim ben. Nereden icap etti bu? Evladımın oraya gömülmesini buyurmuş. Evet. Mezar buldum. Üstünde Abdullah kızını yer yazıyor. Sonra kazmalarını emrettim. Thank you.
kızım yaşıyor değil mi? İbrahim ne diyorsun sen? Bana yalan söyleme! Daha fazla yalan söyleme! Nasıl öğrendin? Mezarını kazdırmak aklına bir anda gelmedi herhalde. Ne ehemmiyeti bak şimdi bunun? Ne? Hatice bunu nasıl yaparsın? Onca vakit nasıl saklarsın? O benim evladım nihayetinde. Canımdan kanımdan bir parça. O canı almam icap ederken almadım. Kıyamadım. Sen de karşıma geçip hesap mı soruyorsun? Bütün bunlar benim mesuliyetim. Günah benim. Ufacık bir çocuğun boynuna nasıl yüklersin? Hangi vicdanı sığar bu? Ne yapmamı isterdin İbrahim? Sana yama alsaydım. Sonra Nigar da gelirdi yanımıza. Hep birlikte huzur içinde yaşardık. Öyle mi? Sakın beni suçlamaya kalkma. Ben hem sana, hem Nigar'a, hem de o Sabiha karşı vicdanlıyım. Hem de gereğinden fazla. Sokağa atmadım. En iyi şekilde bakılmasını sağladım. Her ihtiyacını gördüm. Eğer görmek istersen de hemen şimdi söylerim yerini. Sen mi söyledin yoksa? Aşk olsun sultanım. Sırrınızı ne vakit aşikar etmişim. Bana mezarı sual edince mecburen söyledim. Aksi halde şüphelenirdi. Nereden bilebilirdim ki mezarı kazdıracağını? Birdenbire neden şüphelendi peki? Bilmiyorum sultanım. Neticede artık biliyor. Bundan sonra ne olacak biz onu düşünelim. O çocuk buraya gelemez. Asla kabul etmem. Paşa da getirmez zaten. Ona kalacak bir yer bulacaktır. Sizden, ailenizden ayrı başka bir hayat demek bu. Buna katlanabilecek misiniz? Ne demek istiyorsun sen Gülfem? Saraya mı gelsin? Bunu mu istiyorsun? Ben sadece her ihtimali düşünmenizi istiyorum.